Şöyle bir tanesini alayım. Sizler de sesini duyun. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim unlu çıtır yufka böreği. Gerçekten çok güzel oluyor. Böyle el açması gibi çıtır çıtır bir börek oluyor. Bunun sebebi de un ve sirkeden kaynaklanıyor. Hemen öncelikle böreğin arasına süreceğim sosunu hazırlayarak başlıyorum. Önüme derin bir kabı alıyorum. Yarım su bardağı tereyağını erittim, iyice soğuttum. İçerisine ekliyorum. Kullandığım bardak 200 milimlik. Yarım su bardağından bir parmak fazla sıvı yağ. Bu hazırladığım sos 3 adet yufka için. 2 yemek kaşığı dolusu sirke. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı dolusu un. 이제 보자 kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Sosum hazır artık. Onu kenara alıyorum. 3 adet yufkayı üst üste koydum ben. Alanım dar olduğu için, rahat açabilmek için. Ortadan keseceğim. Yani 4'e böleceğim. Önce ortadan, daha sonra üstüne atacağım. Ben gül şeklinde yapacağım. Yani yuvarlak, ama istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bunu da ortadan kesiyorum. Yufkaları üst üste koyuyorum. Evdeki beyaz peyniri birazcık ezdim. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Hatta maydanozla doğrayabilirsiniz. Bizim evde pek sevilmediği için doğramayacağım. Sostan 2 yemek kaşığı yufkanın üzerine döküyorum. Her yufkaya 2 yemek kaşığı koyacağım. Bir fırça yardımıyla dağıtıyorum. Eğer alanınız genişse bir tane yufkayı üzerine sostan döküp öyle kesmenizi tavsiye ederim. Ama benim yerim olmadığı için böyle yapmam gerekti. Uç kısma beyaz peynirden koyuyorum. Bir yemek kaşığı dolusu kadar yeterli. Yufkayı kapatıyorum. Rulo yapıyorum. Ucundan başlayarak sarıyorum. Tüm yufkaları böyle hazırlayacağım. Gene rulo yapıyorum. Çok uç kısımlarına koymanıza gerek yok. Hepsini hazırladım. Artık tepsiye diziyorum. Sosum kalmadığı için aslında bu sostan dökmem gerekiyor içerisine. O yüzden bir iki yemek kaşığı daha ben sıvı yağ ekliyorum. Yemek kaşığın ucuyla da un ekleyeceğim. Çırpıyorum. Sosundan dökmeniz daha güzel oluyor. Üzerine daha çıtır çıtır yapıyor. Tatlı kaşığı da sirke koyacağım. Hazırladığım sosu üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum.
Börekleri fırından çıkardım. Çok güzel kızardı üzeri gördüğünüz gibi. Hepsi eşit bir şekilde. Şöyle bir tanesini alayım. Sizler de sesini duyun. Gerçekten çok çıtır çıtır bir börek oldu. Muhakkak sizlerin de denemesi gereken bir börek. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.